dijitalleşme süreçleri, salgın döneminde canlı performansların ve mekan ziyaretlerinin sekteye uğramasıyla sorgulanmaya başlandı. Sanatsal üretimi tetikleyen gelişmeler, teknolojik içerikler, sanat eserinin dijital şartlar dikkate alınarak tasarlanması ve kurgulanması, sanatsal etkinliğin sanal ortamda izleyiciyle buluşması gibi durumlar devreye girdi. Dijital araçlar kültüre katılım açısından önemli demokratikleşme imkanları sundu. Fiziksel mekandan bağımsız sergilemeyle çok farklı gruplara seslenmek mümkün oldu ve üretilen bazı işler daha küçük bütçelerle daha büyük gruplara sunulabildi. Bu süreçte kültür kurumlarının dijitalleşme konusunda vermeleri gereken öncelikli yatırım kararı izleyici geliştirme odaklıdır. İzleyici geliştirme için potansiyel ve var olan izleyicinin dijital alışkanlıklarını tespit etmek ve ilgili kitlelere ulaşmak için bu veriler üzerine çalışmak önemlidir. Sanatçının üretimi, geleneksel mecraların kullanılmasının kısıtlanmasıyla tehdit altında olacaktır. Dolayısıyla sanatçılar da, kültür profesyonelleri de dijital mecraları kısmen veya tamamen çözüm olarak görebilmektedir. Bu noktada dijital dönüşüm sırasında sanatçının üretim ve temsil şartlarının gözetilmesi, görünürlüğü ve izleyiciyle etkileşime girme olanakları ayrıca düşünülmeli ve kurgulanmalıdır. Salgın süresince 8 haftalık bir dönemde ancak birkaç yılda gerçekleşebilecek hızda bir dönüşüm tetiklenmiş oldu. Bu süreçte aksayan noktaları tekrar düşünmeli ve deneyim paylaşımına açık olmalıyız. UNESCO 2005 Sözleşmesi'nin dijitalleşme konusunda geliştirdiği yol haritasında katılımcılık ve çeşitliliğin korunması için bazı düzenlemelerin yapılması, dijital okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik desteklerin verilmesi, hak temelli korumanın sağlanması ve kültür alanındaki ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesine yönelik temel düzenlemelerin yapılması önerilmiştir. İletişim ve strateji unsurlarına, sosyal medya uygulamaları ve kullanım alışkanlıklarından tüketici davranışlarına kadar geniş bir çerçeveyi görmekle yükümlü olan kültür yöneticisi, dağarcığını içerik üreten ekiple paylaşmalı, ürünü geliştirmeli ve doğru konumlandırmalıdır. Günümüz bilgi kirliliği sırasında uygun mecradan net bir mesaj vermek, kafa karışıklığına yol açmamak, samimi olmak, güvenilir kaynaklardan bilgiyi paylaşmak, güven ve itibar inşa etmek ve her zaman kapsayıcı bir şekilde düşünmek stratejik iletişimin en önemli noktalarıdır. Dijital ortamda bilgiye ulaşmak daha kolay olduğu için, kültür yöneticisinin araştırmaya dayanarak ulaşmak istediği kitleye dair verileri inceleyip, analitik süreçlerden sonra karar alması da kolaylaşmıştır. Veri odaklı yaklaşım, yalnız stratejik iletişim konusunda değil, aynı zamanda kurumun etki alanının tespitinde ve kaynak geliştirme konusunda da önem arz eder. Şimdi de kaynak geliştirme ve topluluk oluşturma konularına değinelim.